Merhaba sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar, 2023 Aralık aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili boğalar, öncelikle Aralık ayının konu başlıklarına kısaca bir bakalım. Bu ay boyunca Mars yay burcunda ilerleyecek ve yay burcunda bir yeni ay doğacak. Gezegeniniz Venüs akrep burcunda. Merkür retro harekete başlıyor ve 27 Aralık'ta yengeç burcunda bir dolunay meydana gelecek. Evet, şimdi detaylara bakalım. Sevgili boğalar, Güneş 22 Aralık'a kadar Yay burcunda 8. evinizde olacak ve Mars orada olacak. Bu da demek oluyor ki biraz hani para konuları, borç alacak konuları, işte eşinizin parası, gelirleri, giderleri, hisseli paralar, paylaşımlar ve benzeri alanlarda biraz daha mücadele var ayın genelinde. Venüs'ün akrep burcuna geçişi 4 Aralık'tan itibaren eş ve ilişkiler alanında, partner konularında ya da işbirlikleri ve ortaklıklar alanında sizin için daha iyicil etkiler getirmeye başlayacak. Burada yeni tanışmalar için ya da süregelen ilişkilerinizde karşınızdaki kişilerden beklediğiniz her beklentilerinizde daha fazla bir Venüs desteği, Venüs şansı alabilirsiniz. Jüpiter, Merkür'ün üçgen açısı özellikle ayın ilk haftasında 7, 8, 9 Aralık gibi genel itibariyle sizin için keyifli. Çünkü Jüpiter burcunuzda ve Merkür'le yapacağı üçgen açı sizin için bir şans, bir seyahat fırsatı, sürpriz bir haber, öğrenciyseniz işte eğitim hayatınızla ilgili ya da sınavlarla ilgili güzel bir gelişme getirebilir burada. Özellikle bu 7, 8, 9 Aralık gibi zamanları olumlu değerlendirmekte fayda var. Ve ayın 13'ünde 20 derece yay burcunda yeni ay doğacak. Bu yeni ay 8. evinizde doğuyor. Jüpiter yönetiminde zaten ve 8. ev konularınızla ilgili bir başlangıcı, bir girişimi ortaya çıkarabilir. Daha çok yine para konularının burada öne çıktığını söyleyebiliriz. Bir yatırım kararı, bir kredi başvurusu, işte belki bir böyle çalıştığınız işlerden alacağınız prim gibi bir konunuz olabilir. Bir miras ya da tazminat gibi İçinde yasal süreçlerin de olduğu finansal paylaşımlar, hisseli paralarla ilgili konularınız olabilir. Burada bazı konular özellikle yeni ayla birlikte sizin gündeminize daha fazla gelebilir. Bu tabii ki değişken burçları önemli ölçüde etkileyecek bir yeni ay olduğu için lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Eğer değişken burçların 20 derece ve yakınlarında kişisel gezegenleriniz bulunuyorsa yeni ayın sizin için etkileri çok daha güçlü olacaktır. Değişken burçlar hangileri hatırlayalım? İkizler, Başak, Yay ve Balık. Evet, bu burçlarda gezegenleriniz var mı? Lütfen kontrol ediniz. Ve yeni ayla birlikte hemen yeni ayın devamında takip eden saatlerde Merkür Oğlak burcunda gerilemeye başlayacak. Merkür'ün Oğlak burcundaki hareketi ayın ilk gününden itibaren aslında sizin için verimli. 9. evinizde olacak. Hani bu da sizi zihinsel süreçlerde, işte eğitim gibi konularda, ticari aktivitelerde daha fazla destekleyecektir. Dolayısıyla bu alanlardaki girişimlerinizi, planlamalarınızı ayın ilk yarısında daha rahat, daha sağlıklı yapabilirsiniz. 13'ünden itibaren Merkür Oğlak burcunda gerilemeye başlayacak. 23'ünde de Yay burcuna geçecek gerileme hareketi. Dolayısıyla Merkür gerilerken ne yapıyoruz? Biraz yavaşlıyoruz. İşte içinde bulunduğumuz şartları şöyle bir değerlendiriyoruz. Bir gözden geçiriyoruz. Eksik varsa tamamlıyoruz. Örneğin hani eğitiminizle ilgili bir eksik varsa bir sınava hazırlık için daha fazla ders çalışabilirsiniz. Yolculuklarla ilgili hazırlanması gereken vizedir, pasaporttur ve benzeri konularınız varsa, eğer burada eksikleriniz varsa onları gözden geçirebilirsiniz. Bunları fark etmeden bir yolculuk planlarsanız ertelemeler ve sıkıntılar olabilir bu süreç içerisinde. 23'ünden itibaren ise parasal alanınıza Merkür gerilemesi geçeceği için para ve finans konularında, borçlanma konuları, alışverişler ve benzeri alanlarda daha dikkatli olmanız gerekiyor. Mümkünse bu süreçte önemli kararlar vermeyin. Yani bunları biraz bekletmekte ya da incelemekte fayda var. 22'sinden sonra Güneş Oğlak burcundaki yolculuğuna başlayacak ve 27 Aralık'ta 4 derece Yengeç burcunda sizin için de çok keyifli bir dolunay var. Evet, bu yılın belki de sizin adınıza en şanslı dolunaylarından birisi.
27 Aralık'ta olacak. Üçüncü evinizde olacak ve burcunuzdaki Jüpiter'le de güzel bir açısı var. Üçüncü ev biraz yakın çevredir, ailedir, kardeşlerdir, arkadaşlar, komşular ve benzeri konularda daha sıcak, daha yakın ilişkileri bize gösteriyor. Onlarla bir arada olabileceğiniz fırsatlar olabilir, seyahatleriniz, yolculuklarınız olabilir. Belki yılbaşı tatili, bir gezisi, seyahati planlayacaksınız ya da sürpriz bir şekilde karşınıza çıkacak. Sevineceğiniz, sizi mutlu edecek ziyaretler, misafirler gelebilir. Güzel bir dolunay bu. Bununla birlikte bir eğitimi tamamlamanız, bir başarı elde etmeniz, belki hani bir ticari girişiminizle ilgili bir aşama kaydetmeniz, kardeşlerle ilgili sevindirici gelişmelerin olması da bu dolunayda bekleyebileceğimiz yine olumlu gelişmeler. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 4 derece ve yakınlarında kişisel gezegenleriniz varsa dolunayın sizin için etkileri artacaktır. Güneşiniz ya da yükselen burcunuz işte 0 ile 8 derece arasıysa çok daha güzel, çok daha güçlü etkiler alabilirsiniz. Bu dolunayla birlikte Güneş-Jüpiter üçgeni 26 Aralık, 27 Aralık, 28 Aralık'ı yılın yine en keyifli, en bereketli, en şanslı günleri haline getiriyor ve belki de en olumlu etki alacak burçlardan biri de siz olabilirsiniz sevgili boğalar. Hepinize sağlıklı ve güzel bir ay diliyorum. Hoşça kalın.